Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi çemberde açıyı işleyeceğiz ki önemli bir konudur çember konusu. ÖSYM her yıl sormaya dikkat eder mutlaka. Lütfen iyi dinleyiniz. Anlamadığınız yerleri baştan bir daha dinleyin arkadaşlarım. Şimdi çok basit anlatmaya çalışacağım. Hiç bilmeyene göre anlatmaya çalışacağım. Konu özetini yapacağız ilk başta. Sonra klasik sorular çözeceğiz. En sonunda da yeni nesil biraz zor, kallavi sorular da çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen bira bismillah dedik. Ve çemberde açının olmazsa olmaz iki tane açısı var dostlarım. Çok iyi bileceksiniz bunları. Bu iki açıyı çok iyi bilin. Biraz rahat edeceksiniz dostlarım. Birincisi çevre açı, ikincisi de merkez açı. Şimdi bunlar ne? Onları bir söyleyelim. Şimdi öncelikle çember dediğimiz olay, aha şu çizdiğim yuvarlak. Biliyorsun ki çember, ölçüsü 360 derece, tam çemberdir bu. İçi boştur çember dediğimiz şeyin. Şu çizdiğin yuvarlağın bu mavi çizgiye çemberin çevresi denir arkadaşlarım, çevresi. Ve bu çemberin tam ortasında da bir nokta vardır ki bu nokta bizim merkezimiz. Genelde O ile gösterilir, bazen M ile gösterilir falan. Şimdi bir açı ismini, çevre açımı, merkez açımı ya da başka bir açımı ismini doğduğu yerden alıyor dostlarım. Doğduğu yerden kasıt şu. Bir açı çizdim bakın buraya. Şuraya bir A açısı yaptım. Doğduğu yer demek şu sivri uç benim doğum yerim olacak arkadaşlarım. Açının doğum yeri burası. Ve doğum yerimize göre isim alırız değil mi? Hele ki eskiden böyle baya eskiden daha soyadları falan gündemde yokken işte atıyorum Samsunlu Emrah, işte Mardinli Hasan gibi böyle doğum yerinizle anılırdınız dostlarım ki bu da onun gibi. Açı doğum yeri neresiyse ona göre isim alacak. Bakınız şurada bir A açısı yazmaya çalışmışım. Çizdim bir A açısı ve doğum yerine bakın. Yani şu sivri uca bakın. Yuvarlağın üstünde, yani çevrenin üstünde. O halde bu bir çevre açı. Şuna bakın dostlarım. Şuradaki A açısını kontrol edin. Şu sağ taraftaki. Bakınız doğum yerine, merkezde. O halde bunun adı merkez açı. İsimlerin nereden geldiğini anladık. Şimdi gelelim. İşimiz şu bizim çemberde açı konusundaki işin şu. Sana bir açı verecek. İşte çevre açı olur, merkez açı olur ya da başka açı çeşitlerimiz de var. Onları da göstereceğim. Senin işin bu açıyla gördüğü yay arasındaki ilişkiyi söyleyeceğiz her seferinde dostlarım. Şöyle göstereyim. Bakın bu A açısının kolları A ve B noktalarında bitiyor. Demek ki bu AB arasındaki şu yay parçasını görüyor bu arkadaşlarım. Kural diyor ki çevre açı gördüğü yayın, siz de böyle not alın, gördüğü yayın yarısı olacak çevre açı. Şimdi demek ki gördüğü yay, hani şimdi tersten de söyleyeyim, çevre açının gördüğü yay çevre açının iki katı olacak o halde. Demek ki bu yayın ölçüsü 2A derece olacak. Bakın şu anda derecesiyle işimiz. Daha sonra ilerleyen aşamalarda dairede alana geçtiğimizde çevresiyle işimiz olacak. Yani uzunluğuyla işimiz olacak bunun. Ama şimdilik derece açısını söylüyoruz sadece. Neymiş çevre açı? Gördüğü yayın yarısıymış dostlarım. Çevre açı böyleymiş. Peki merkez açı ne hocam? Merkez açı da şu yayı görüyor tabii ki buradaki merkez açımız. Gördüğü yayın aynısı dereceye sahiptir. Aynı ölçüde olacak arkadaşlarım. A derece ise gördüğü yay da A derece olacakmış. Şunu da çizdim arkadaşlarım. Burada da şunu söyleyeceğim. Bakın aynı yayı görüyorlar. İki tane çevre açı var. Biri bu, biri bu. Bu çevre açılar aynı yayı gören çevre açılar. Tabii ki hani ikisi de mesela şurada söyleyelim. 2B yayını görüyor. E neydi kural? Yarısı olacaktı çevre açı. O halde bu da B derece. E bu da 2B'yi gördüğü için yarısı olacak B derece. Yani diyor ki aynı yayı gören çevre açılar, çevre açılar eşittir diyor. Zaten de öyle olması gerekir değil mi? Ekstra bir kural olarak düşünmeyin bunu arkadaşlar. Pekala, çevre açı ve merkez açıyı öğrendik. Çok güzel sorularımız var bunlarla ilgili. Ama önce tüm kuralları vermek istiyorum arkadaşlarım.
Önce bunları siz de PDF'nize tek tek yazın. Şimdi çok önemli değil ama teğet kiriş açı diye de bir açımız var. Öncelikle teğet dediğimiz şey şu. Çembere tek bir noktada şöyle dışarıdan deyip giden doğruya çizemedim ama şöyle tek bir noktada bakın şurada bir nokta var. O noktada deyip giden doğrudur. Teğet doğrusu. Bunun adı teğet. Kiriş dediğimiz şey ise çembere iki noktada dokunan, mutlaka iki noktada dokunacak, çemberin içinde olacak bu doğruya da kiriş deniyormuş. Yani şu bir kiriş değildir bakın. Çembere bir noktada dokunuyor, içinde kalmış. Bu bir kiriş değil. Uzatırsam bunu dibine kadar gelecek anca kiriş olur kardeşim. Tabii ki milyonlarca kiriş çizebilir şöyle kiriş, kiriş, kiriş. Hatta çemberin en uzun kirişi şu tam ortadan ikiye geçen kiriştir ki biz buna çap diyoruz dostlarım. Merkezden geçen kiriş en uzun kiriştir her zaman ve ona da çap denir. Şimdi teğet kiriş açı diye bir şey var dostlarım. İsminde şöyle söylemişler işte bir teğet doğrusu var bakın bir de kiriş var görüyorsunuz. Bu ikisinin oluşturduğu şu açıya biz teğet kiriş açı diyormuşuz. Ama ben bunu genelde anlatmıyorum dostlarım. Çünkü zaten bildiğiniz bir açı. Hani bizi doğum yeri ilgilendiriyor ya bak tam şu köşeye bak. Çevrenin üstünde doğmuş hocam. Yani bu aslında bir çevre açı çeşididir dostlarım. Dolayısıyla aynı özelliğe sahip. Gördüğü yay şuradan başlıyor. Şöyle bir yay görüyor. B'ye kadar geldim. İşte bu yay iki katı olacak. Yani 2A olacak diyeceksiniz. Bakın bunun şu tarafına da B diyelim. B de bir teğetle kirişin oluşturduğu açıdır sonuçta. B'nin de gördüğü onu da şöyle yuvarlak 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 yapıyorum. Bu yayda 2B olur diyebilirsiniz. Evet, geçiyorum bunu dostlarım. Şimdi teğet kiriş açı. Yine geldik iki tane önemli açı çeşidine. Bunlardan birincisi iç açı. Diğeri de dış açı arkadaşlarım. İç açı, dış açı. Şimdi dedik ya doğum yerine göre isim alıyor. Dostlar çemberin 4 bölgesi var. 1. Üstü. Eğer açı bu üstünde doğduysa tam üstünde şu çizginin çevresinde doğdu demektir. Çevre açı diyorduk. 2. Merkez. Tam orta noktası. Burada doğduysa merkez açı diyoruz. Şimdi 3. İçindeki herhangi bir bölgede doğduysa arkadaşlar şuradaki noktalardan birinde doğduysa bakın şurada bir x açısı diyelim buna tabii ki tersi de x'tir bunun doğum yeri şurasıdır ve görüyorsunuz çemberin içinde bir yerde arkadaşlarım doğum yeri işte buna iç açı deniyor. Şuna bakın arkadaşlarım şurada bir x açısı yazalım. X'e bakın doğum yerine sivri ucuna dışarıda çemberin dışında buna da dış açı deniyor. Şimdi iç açıda, dış açıda her zaman ikişer tane yay görür dostlarım. Bakın iç açının önden gördüğü yaylar şunlar. Bu önden, bu da arkadan görüyor, götten görüyor arkadaşlarım. Şu da arkadan gördü. Buna A diyelim, buna B diyelim. Tamam mıdır dostum? Şimdi x iç açıysa olayı şu. X şuna eşit her zaman. Gördüğü yayların toplamının yarısı olacak dostlarım. X'in formülü bu. İç açının formülü buymuş. Gördüğü yayların toplamının yarısı. Tabi biz bunu milyon farklı versiyonda göreceğiz. İşte şöyle mesela. Bir kiriş de buradan. Bakın şurası iç açıdır değil mi? X. Veya şurası iç açıdır X. Ha şurası da iç açıdır Y. Şurası da aynı şekilde Y. Sonuçta iki kirişin arasında kalan açılar bizim için iç açıdır. Mesela burada da şurası K diyelim iç açıdır dostum. Tabi bu tarafı da K. Bu da tabii ki sağdaki yayla soldaki yayın toplamının yarısı. Dış açı da iki tane açı yay görecek. Bakın şu ve şu yayları görüyor dostlarım. Dış açıda gördüğü yayların farkının yarısı olacakmış X. A ile B'yi görüyor. Farklarının yarısı olacak arkadaşlarım. Dış açı da böyleymiş. Evet, geldik kurallarımıza şimdi. Altıncı kuralımız dostlar. Şimdi bunu birlikte açıklaya açıklaya gidelim kardeşlerim.
Çok klasik bir cümle söyleyeceğim birazdan en sonunda. Hepinizin eminim daha önce sık sık duyduğunuz böyle 7'de, 8'de falan, 9'da, 10'da sürekli karşımıza çıkan bir cümle. Bütün her sınıfta gördünüz bunu. Şimdi diyor ki, şimdi bu çember, tamamının ölçüsü kaç dereceydi? 360 derecelik bir çember var burada. 360 derecelik çember. Şimdi tam ortasından geçen kirişi çizdim. Bu kiriş neydi arkadaşlarım? En uzun kiriş. Diğer ismi neydi bunun? Çap. Bunun adı çap. Şimdi tam ortasında da merkez var, görüyorsunuz. Çap çemberi tam ikiye bölecek. Yani şu altındaki yayın ölçüsü 180 derecedir. Tabii ki üstündeki de 180 derecedir. Şimdi bakın ben bir çevre açı çizeceğim arkadaşlarım. Şöyle hatta kırmızıyla çizeyim onu. Bakın şöyle bir çevre açı. Şuradan şunların ikisini birleştirdim. Şurada bir C açısı oluşturdum dostlar. Ve doğum yerine bakarsanız yuvarlağın yani mavi çemberin üstünde. Demek ki bu bir çevre açı. Peki gördüğü yay şu alttaki AB yayı değil mi? Ve 180 dereceydi bu yayın ölçüsü. Yarısı olacaktı çevre açı olduğu için. Demek ki 90 derece olacak. İşte biz de bunu şöyle söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki çapı gören tüm çevre açılar 90 derecedir. Kuralım cümlesi de bu. Sen burada milyon tane çapı gören çevre açı çizebilirsin. Aha bir tane daha çiziyorum ben. Bak şöyle mesela. Şurada çizdim. İşte bu açı D diyelim buna. Bu bir çevre açı kesin 90 derece. Dediğim gibi daha bir sürü çizebiliriz. Bakın aşağıda oluşturalım mesela şöyle. İşte Edirne açısı çapı gördüğü için 90 derecedir falan filan. Milyon tane çiz kardeşim buradan artık. Sen şöyle çiz mesela. İşte Fransa açısı olsun bu da. Çapı gördüğü için 90 derecedir. Yapıştır gelsin. Evet, bu tamam. Şimdi geldik 7. kuralımıza. Bakalım burada ne söylüyor? Diyor ki, şimdi çemberde iki tane kiriş verilmiş. Biri AB kirişi, diğeri de CD kirişi. Ve eğer ki AB kirişinin uzunluğu CD kirişinin uzunluğuna eşit ise diyor. Kural çok basit. Bunların arkasındaki yayların ölçüleri de eşit olacakmış kardeşim. Yani bu A derece ise bu da kesinlikle A derece olacakmış. Bunu matematiksel de göstereyim, gözünüz bir kere görsün. Şu AB yayının, bakın burada bir AB yayı var. Ölçüsü AB yayının, bak böyle gösteriliyor. Yay ölçüsü, M ölçüsü demektir. Eşitmiş C D yayının ölçüsüne. Kural buymuş. Eşit kirişlerin arkasındaki yayların ölçüleri de eşittir. Geldim buna. Burada da diyor ki eğer diyor yine iki kiriş var. Biri AB, diğeri de CD. Bunlar diyor birbirine paralel ise. Eğer iki kiriş birbirine paralelse aralarında kalan yayların ölçüleri eşittir dostum. Yani BD yayının ölçüsü kaçsa AC yayının ölçüsü de o. Onu da gösterelim. AC yayının ölçüsü eşittir BD yayının ölçüsüne. Bunun da ispatı çok basit. Z kuralından hemen ispatlıyorsun. Bak şu CB'yi birleştirdim. Şu açıya X de Z harfi yaptığın zaman paralellikten ötürü bu da X. X'in gördüğü A ise bu x'in de gördüğü a olacak, mecbur eşit olacaklar diyoruz. Evet. X8'i hallettik. 9 ve 10 numaralı kural. İsmini dondurma kuralı diye uydurduk kardeşlerim. Olay şu. Şimdi çembere bakın bir teğet buradan çizilmiş, bir teğet doğrusu da buradan çizilmiş. İki tane teğet doğrusu çizilip de çembere bunlar dışarıda bir noktada kesiştiklerinde tabii ki bir x açısı, bir açı oluşturuyorlar dostlarım. İşte bu x açısıyla şu gördüğü ilk yay var arkadaşlar şurada. Bu
teğetlerin arasında kalan şurada bir yay oluşuyor. Y diyelim buna da. Bu x ile y'nin toplamı daima 180 oluyormuş dostlar. Şimdi bu x orijinalde dış açıdır, değil mi dostum? Dış açı. Yani sen istesen burada şöyle bir şey yapabilirsin. Hocam şuradaki yaya da m diyelim. X aslında şuna eşit. M eksi y, hani dış açı böyleydi ya, gördüğü yayların farkının yarısıydı. Böyle bulabilirsin x'i tabii ki istersen. Ama bu daha kolay oluyor kardeşim. X ile y'nin toplamı 180 demen çok daha kolay bir şekilde işini götürüyor. Şimdi çemberde uzunlukta söyleyeceğiz normalde ama burada da söyleyelim, bir duymuş olun. Şu iki teğetin uzunluğu daima eşit oluyor birbirine arkadaşlarım. Bunu da bir duymuş olun. Eğer ki bunların tam şu kesim noktaları ile, şöyle göstereyim, çemberin merkezini, O noktası diyelim, birleştirirseniz şöyle tam kesim noktasıyla O noktasını birleştiren doğruyu çizdiğinizde bu doğru daima açıortay olur arkadaşlar. Bunu da bir bilin. Hatta bakın burada da 10. kuralımız yarım dondurma. Aslında şöyle tam dondurmaymış bu. Alttan da bir teğet geçiyormuş şurada. Ama sadece merkezden geçen üstteki parçasını almış. İşte burası kesin açıortaydır. Şuna K dersem bu da K. E bu yay da ikiye bölünür arkadaşlarım. Şuna M dersem bu da M. Ve az önce ne öğrendik? 2K ile 2M'nin, şuraya yazıyorum, 2K ile 2M'nin toplamı 180 olacak dedik. Hemen ikiye böldüm. K ile M'nin toplamı da 90'mış. Demek ki kardeşim, sen biri merkezden, biri de teğet olarak çizilen iki doğrunun arasındaki açıyla gördüğü ilk yayın toplamının 90 olduğunu bilecekmişsin dostum. Bunlar toplamı 90'mış. Peki. Geldik 11 numaralı kuralımıza. Şimdi iki çemberi teğet görüyorsunuz. Biri içten teğet, bakın küçük çember A noktasında büyük çembere içten teğet. Burada da B noktasında dıştan teğet olan iki çember görüyoruz. Diyor ki kural, iki çemberi teğet gördün. Şöyle sarıyı alalım. Kural şu. Bu teğet doğrusunun çemberlerin birinde sağında kalan yay parçası, şöyle gösteriyorum, şunun sağında kalan ile diğer çemberin ise solunda kalan yay parçasının ölçüsü daima eşittir dostlarım birbirine, diyor kural. Ve tabii ki diğer geride kalan parçalar da eşittir. Bak onu da yeşille gösterelim. Mesela bunun büyük çemberin sol tarafında kalan yay parçasıyla küçük çemberin sağında kalan şu yay parçasının ölçüsü de birbirine mecbur eşit olacak tabii ki. Neymiş kural? Çemberler dıştan teğet ise ve tam bu teğet oldukları noktadan bir doğru çizmişse, işte görüyorsunuz bir doğru çizmiş. Birinin sağında kalan, diğerinin solunda kalan yay parçalarının ölçüsü eşittir dostlar. Aman ha, ölçüsü eşit. Uzunlukları değil bak. Tabii ki bu daha uzun, bu daha kısa. Ama ölçüsü ikisinin de aynı. Tamam mıdır kardeşlerim? Bu 60 derece ise bu da 60 derece artık. Kaçsa 70 ise bu da 70. Derece olarak aynı. He, içten teğette görüyorsunuz, içten teğet çemberler ve teğet oldukları noktadan şöyle rastgele bir doğru çizmişse. Burada da doğrunun ikisinin de aynı tarafında kalan, mesela ikisinin de üstünde kalan yaylar eşittir. Bu A derece ise bu da A derece. Ya da altında kalanlar, yani bunun altında kalan şuradaki yay B derece ise bunun altında kalan şu yayın ölçüsü de B derecedir, diyor kuralımız. Evet, Kirişler dörtgeni dediğimiz kuraldayız şimdi arkadaşlarım. Kirişler dörtgeni aslında adı üstünde dostlar. Dört tane kiriş, yani bir dörtgen var, kirişlerden oluşuyor. Kenarları kiriş. Şimdi kiriş neydi?
Çemberin üstüne iki noktada dokunacak mutlaka. Bak AB bir kiriş. BC iki noktada dokunuyor. CD çembere dokunuyor. AD çembere dokunuyor. Ama şu bir kirişler dörtgeni değil, değil mi kardeşim? Bak şöyle bir şey çizsem mesela. Şu. Çemberin içinde bir dörtgen ama kirişler dörtgeni değil. Çünkü burada sadece şu kenar kiriş. Bak bu kiriş değil. Çünkü çembere, bu noktası çembere dokunmuyor. Şu bir kiriş değil çünkü bu noktaları dokunmuyor. Şu bir kiriş değil çünkü bu noktası dokunmuyor. O yüzden bu bir kirişler dörtgeni değil. Yani kural, şimdiki söyleyeceğim kural burası için geçerli olmaz. Peki kuralı ne hocam kirişler dörtgeni? Çok da basit bir kuralı var. Karşılıklı açıların, bak buna A diyelim, buna B diyelim. Karşılıklı açıların toplamı eşit. Yani A aç şey eşit diyorum ya. Karşılıklı açıların toplamı evet eşit ama karşılıklı açıların toplamı 180 olacak diyor. Tabii ki bu C ile şuna C, şuna da D diyelim. C ile D'nin toplamı da 180 olacak. Kural bu. Evet, geldim 14 numaralı kuralımıza. Bakalım bu ne diyor? Dostlar, belki de şimdiki söyleyeceğim kural çemberin en basit kuralını söyleyeceğim şimdi size ama en sık karşımıza çıkan kuraldır dostlarım. Olay şu, hele ki çemberde uzunlukta çok sık yapacaksın bunu. Size söyleyeceğim zaten farzlarımızdan biridir bu. Teğet doğrusu gördün mü? Hiç düşünme. Merkezden tam teğet olduğu noktaya yarı çapı çizeceksiniz. Bu bizim yarı çapımız ve bu yarı çap daima teğete dik olacak arkadaşlarım. Olayımız bu. Çemberde şöyle bir teğette ben çizeyim. Aha teğet çizdin diyor. Merkezden tam teğet olduğu noktaya yarı çapı indir. Her zaman dik olacak diyor kuralımız. Evet, basit ama çok sık kullandığımız bir kural. Burada da dostum, bu bir çember kuralı. Şimdi ispatlayarak yapacağım bunu. Çemberin ortak teğeti çizilmiş. Görüyorsunuz iki çemberin ikisine de teğet olan, birine C'de birine de B'de teğet olan bir doğru çizilmiş. Çemberler birbirine A noktasında teğet ve ben bu teğet noktalarını birleştirip bir üçgen oluşturmuşum. Şimdi kural şu, bu üçgen daima dik olacak diyor. Kuralımız bu. Ben şimdi ispatlayarak gidiyorum arkadaşlar bunu. Şöyle, ben diyorum ki şu A'dan geçen ve yine de ikisine teğet olan şu doğruyu da ben çizeyim. Bakın şöyle, A'dan geçiyor ve iki çemberi de şurada teğet oluyor haliyle. Hani dondurma kuralında şöyle bir şey öğrendik ya, dondurma. Çembere iki teğet çiziyorsun şöyle. Bu teğetlerin uzunlukları eşit dedik ya arkadaşlarım. Bak şimdi şuradaki K noktası diyorum buna. K'dan B'ye doğru bir doğru gitmiş ve teğet. K'dan A'ya doğru da gitmiş. Bu da teğet hocam. O halde diyeceksin ki BK AK'ya kesin eşit. Şimdi buraya gel. K noktasından öğretmenim C'ye bir teğet, A'ya bir teğet. O zaman bunlar da eşit. Bak şu üçünün birbirine ne zaman eşit olduğunu söylemiştik. Muhteşem üçlüydü değil mi bu arkadaşlarım? Sadece dik açıdan inen kenar ortay bunları eşitliyordu. O yüzden burası kesin 90 derecedir'i yapıştırdım dostlarım. Evet, bir yudum çay içeyim. Dostlar, geldik meşhur soru tipidir bu. Çemberlerin kesişmesi olayıyla ilgili sorularımız mevcut. Şimdi burayı çok iyi dinleyin dostlar. Çemberler dört durumda kesişiyorlar arkadaşlar. Birincisi normal kesişme. Hiç ekstra bir şey yok. Şurada sonuncusu dik kesişme diye bir şey var. Sorularda söyleyecek bunu. İkincisi olay şöyle arkadaşlarım. İki çember evet bakın A ve B noktalarında kesişiyorlar. Yalnız biri diğerinin merkezinden geçiyor. Görüyor musun kardeşim? Bak yeşil çember mavinin merkezinden geçiyor. Biri merkezden geçerse diyelim. Burada da dikkat edin. İkisi de birbirinin merkezinden geçiyor. İkisi de merkezden geçer şeklinde dört farklı durumda kesişebilir çemberler. Şimdi neler yapacağız bunlarda? Bir, normal kesişme ise biri diğerinin merkezinden geçmiyor. Bak burada da öyle ama dik kesişme de dememiş. Dik kesişme olsaydı söylerdi soruda.
O zaman burada şunu yapacaksın. Kesişim noktalarını birleştireceksin hiç düşünmeden. Kesim noktalarını birleştirip bu soruyu sen kirişler dörtgeni yardımıyla çözeceksin. Kirişler dörtgeni arayacaksın soruda. Bir numara böyleymiş arkadaşlarım. Normal kesişmede bu yapılırmış. Eğer biri diğerinin merkezinden geçiyorsa, biri diğerinin merkezinden geçiyorsa sadece biri. Hangi merkezden geçiriyorsa o merkezle kesim noktalarını birleştireceksin şöyle ikisini de. Bunlar çemberin yarı çapı olur R, R. Ve sonrasında kirişler dörtgeni arayacaksın. Kirişler dörtgeni. Ama önce bunları birleştirecekmişsin. Sonra kirişler dörtgeni arayacakmışsın. Şunu demeyin ne olur. Hocam nerede dörtgen var falan. Soru bize bir şeyler daha verecek tabii. Mesela burada atıyorum şöyle bir şey çizilmiş olacak mesela. Bir dörtgen olacak yani, tamam mı soruda? Şimdi böyleyse arkadaşlarım, eğer bunu da farklı renk alalım, çok karışmasın piyasa. İkisi de birbirinin merkezinden geçiyorsa bir kere önce şunu bilin. Bu çemberler kesin eş. Eş çemberler. Birbirinin merkezinden geçen çemberler eş çember olurlar. Tamam mı dostlarım? Bu bir. İki. Şimdi ne dedik burada? Eğer bir çember merkezden geçiyorsa o merkezle kesim noktasını birleştir. Bak burada da öyle yapıyorum. Bu yarı çap R. Bunu çiziyorum. Bu da yarı çap. Bak şurayı da çiz. Bu da çemberin yarı çapı hocam. D. Sonra hocam şurut merkezden de bir çember geçiyor. O zaman burada da yapacaksın aynısını. Buradan da buraya bir çiz. Eş çember oldukları için bu da R. Buradan da buraya çiz. Eş çember oldukları için bu da R. Bak iki üçgene de kardeşim. Eşkenar üçgen çıktılar değil mi dostlarım? Yani 60, 60, 60. Aynı şekilde 60, 60, 60. İşte bu eşkenar üçgenlerden faydalanıp, ki bu eşkenar dörtgen de diyebilirsin dörtgene de, bundan faydalanıp soruları çözeceğiz dostlarım. Tamam? Eşkenar üçgenden faydalanacakmışız burada. Eşkenar üçgenleri gör. Peki dik kesişme ne demek hocam? Onu da söyleyelim hemen. Dostlar çok basit bir şey. İki çemberin dik kesiştiğini söylediğinde şunu yapacaksın. İki çemberin merkezinden kesim noktalarından birine, ister üsttekine, ister alttakine, ister ikisine birden yarı çapları çizdiğinizde R1, R2 diye, burası kesin 90 derece olacak. Bunu bileceksiniz. Dik kesişmenin olayı bu. Yarı çapların arasındaki açı 90 dereceymiş. Hatta bunu aşağıda da şöyle R2, şu R1, buranın 90 olduğunu söyleyip soruyu artık ne soruyorsa çözülecekmiş buradan arkadaşlarım. Bu dik kesişmenin de muhabbeti buymuş. Evet, yine meşhur bir soru tipi. Biz bunu açıda, uzunlukta, hatta alanda da göreceğiz. Dostlar, çemberde bir kiriş veriyor bize. Bakın burada AB kirişi. Bazen sorularda diyor ki bu kiriş yarı çapın uzunluğuna eşit. AB yarı çapın uzunluğuna. Bazen diyor ki yarı çapın kök 2 katına, bazen de yarı çapın kök 3 katına eşit verdiğinde. Biz bunlarda şunu yapacağız dostlarım. İspatlayarak gidiyorum. Merkezden hemen kirişin ucuna, bak bu bir yarı çap değil mi? Çizdim R. Kirişin uçlarına, ikisine de R'leri çizdim. Yarı çap olur bunlar. Ve bak burada çıkan üçgene bak. Eşkenar üçgen. O zaman 60, 60, 60 deyip şuradaki 60 derecenin, 60 derecenin, evet bu 60 eşkenar üçgeni buluyoruz. Hatta işte 60'sa bu. Arkasındaki bakın şurada gördüğü yay da kaç derece olacak? 60 derece olacak. Bunu tabi ister ezberleyin, ister çözüm yoluna odaklanın arkadaşlarım. Olayın özü şu. Bir kiriş yarı çapa eşitse arkasındaki yay kesinlikle 60 dereceymiş. Hadi şunu ispatlayalım. Kirişin ucuna çizdim yarı çapı. Kirişin ucuna çizdim yarı çapı ve bakın ne çıktı? R kök 2 katı. Bu hangi üçgendi? 45-45-90 üçgeniymiş. Demek ki burası 90. Hemen şu yayın da ölçüsünü söyleyelim. Merkez açı olduğu için gördüğü yay da 90 derece olacak. Biz şunu söyleyebiliriz ezberlemek isterseniz. Yarıçapın kök 2 katına eşit olan bir kiriş gördüysen, mesela şurada bir kiriş var. R kök 2 diyor. Hemen arkasındaki yay 90 derecedir.
ezberleyebilirsiniz bunu. Burada da arkadaşlarım hemen söylüyorum. Bu re, bu re ne zaman kök 3 katı oluyordu? 120-30-30 üçgenindedir ki demek ki bu yayında ölçüsü 120 dereceymiş. Yapıştırdık geldi. Evet bakalım. Katlanan çemberler muhabbetimiz var bir de. Meşhur sorulardan bir tanesi. Önce şunu halledelim. Şimdi bir çember, çemberin belli bir yay parçası. Bir doğru boyunca, daha doğrusu bir kiriş boyunca katlanıp da eğer ki merkezden geçiyorsa katlanan yay. Hemen şunu söyleyeceksiniz. Bu yayın ölçüsü, katlanan yayın ölçüsü kesin 120 derece. Şimdi ben bir kereye mahsus ispatlayacağım bunu arkadaşlarım. Ama siz öyle her seferinde ispat yapmayacaksınız. Bu yayın ölçüsüne şak diye 120'yi yapıştıracaksınız dostlar. Şimdi olay şu. Şimdi buradan tam şu katlanmadan önceki noktaya bir kiriş çizdim. Ne kirişi? Yarıçap çizdim. Tabii ki bu katlanmış olduğu için burası kesin buraya eşit. Kirişin ortasına inecek, dik inecek. Şurası şuraya eşit. Buna K dersem bu da K. Bakın yarıçap 2K. Kirişin ucuna da yarıçapı çizdim. Bu da 2K. Görün şimdi şu dik üçgeni. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K'ydı Melih'ciğim? Melih? Neyse boş ver. 90'ın karşısı 2K iken diyorum Melih. Neyin karşısı K'ydı? 30'un karşısı K oluyordu. Demek ki burası 30, burası da 60 oldu. Şimdi aynı boku bu tarafta da yaparsak arkadaşlarım yine burası da 90, bu da yarıçap 2K. 90'ın karşısı 2K iken burası 30, burası 60 diyorum. 120 dereceyi gördünüz. O yüzden bu yayda 120 diyoruz. Bir de şöyle bir katlama modeli var arkadaşlarım. Çeyrek çemberi şöyle bir doğru parçası boyunca burada üçgeni bu tarafa katladıkları bir soru tipi var. Bunda da şunu yapacaksınız. Tabii ki üçgende öğrendiğiniz gibi kat çizgisi açıortaydır. Hem oradan hem buradan. Şu çizgi ki çemberin yarı çapıdır R diyelim. Katlandı buraya geldi bu da R. Ve siz hemen şu merkezle merkezin gittiği köşeyi birleştireceksiniz. E hocam bu da R. Çünkü bu da çeyrek çemberin yarı çapı değil mi? Hatta şurası da yarı çap deyip bakın buradaki eşkenar üçgeni bulacaksınız. R, R, R. Ve bunun sayesinde de burası da 60'tır 30, 30 deyip soruyu artık geri kalanı çıkartacaksınız her türlü. Maksat buradaki yani zor kısım şuradaki eşkenar üçgeni görmekti dostlarım. Bu eşkenarı gördüğün an gerisi çocuk oyuncağı. Evet şimdi burada duruyoruz videomuzu. Klasik sorulara geldik arkadaşlarım. Bir sonraki videoda da klasik soruları çözeceğiz. Artık kaç tane var bilmiyorum. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.